baştaki hükümet kendi insanına bakmadığı sürece bu hükümet bana ne yapmış ki, ben bu hükümet için daha bir şeyler yapmak için uğraşayım. Yani, abi yani sahipsiziz. Sahipsiz durumdayız. Hani kimden bahsettiğimi çok iyi anlaşılıyor aslında. Değerli dostlar, hadi soralım YouTube kanalından herkese merhabalar. Vatandaşlara ekonomi ile ilgili görüşlerini soracağız. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bize destek olmak için kanalımıza abone olarak videoları beğenebilirsiniz. Ayrıca ekonomi ile ilgili kendi görüşlerinizi de yorumlarda belirtirseniz çok memnun oluruz. İyi seyirler dilerim. Neden memnun değilsin? Abi şöyle açıklayayım. Ben hem öğrenciyim hem çalışmak zorundayım. Yani ailemin de pek bir mal varlığı yok. Yani şu anki zaten ekonomik şartlarda iki maaş anca geçindiriyor evi. Asgari ücret 4250 TL oldu. İyi tamam ama elektriğe %127 zam geçirdiler. Sonrasında yağ en kötü şartlarda. Yani bir fakirin yemeği yağ, ekmek, hani tütün. Bunlar hani bir abimiz çıkmıştı ya. Yani işte ben devrimciyim falan fistan diye. Yani ekonomik açıdan... Temel ihtiyaçlara da zam geldi diyorsun. Yani. Temel ihtiyaçlara da zam geldi. Ekmek 3 TL oldu. 3 TL olan ekmek. Evde 4 kişisin. 3 öğün yemek yediğini düşün sen. Adam başı birer ekmek. 4 kişilik bir ailede 36 lira, 35 lira sadece bir günlük. Aya vurduğunda ne yapıyor? 1050 lira para yapıyor. Yani kötü durumdayız abi. Açıklayacak bir şey yok. Yani ben öğrenci olmama rağmen çalışıyorum. Dediğim gibi vizelerim daha yeni bitti. Ve notlarımı göstersem sana gülersin yani. 19 diye notum var. 19. Yani... Çalışmaktan ders çalışmaya vakit mi bulamıyorsun? Yok. Vaktim yok. Hiçbir zaman olmuyor. Yani bu bir yıldır böyle devam ediyor. Bir yıldır böyle devam ediyor ve normalde önümüzdeki sene Mayıs ayında mezun olmam gerekiyor benim. Otomatikmen bir dönem daha uzuyor. Yani önümüzdeki sene Mayıs'a mezun olacağım okul 2024'ün Ocak ayına sarkıyor. Ve bu da yaşım 23, 24 yaşında mezun olacağım. Yani hayata bir yıl daha geç başlamak durumundayım. Askerliği var bunun. Yani daha çok şey var. Peki ne zamandan beri bu kötü gidişat sürüyor? Abi ne zamandan beri kötü gidişat? Ben kendim bildim bileli. Yani pandemiden ötürü diyenler var da. Pandemiden ötürü yok abi ya. Yani ülkenin ekonomisi dışarıdan gelen dövizle, dışarıdan alınan mallarla üstüne katılan faize dayalı olduğu için. Yani ekonomimiz buna dayalı. Faize dayalı bir ekonomiye sahibiz. Bundan kaynaklı ekonomi her zaman kötüydü. Neden böyle oldu sence? Onun pek açıklamasını o kadar bilmiyorum. Öyle söyleyeyim. Nasıl düzeltilebilir? Nasıl düzeltilebilir? Abi bu saatten sonra çok zor. Çok zor düzeltilmesi. 20 yıldır ekonomiyi düzeltmek için düzeltme adına hiçbir çalışma yapılmamış. 2002'den beri hiçbir çalışma yapılmamış. Bu saatten sonra da yani çok zor düzelmesi. Gerçekten çok zor. Yani ben okulu bitireyim. Yurt dışı. Genel itibariyle ülkenin gençlerinde büyük bir çoğunluğunda daha doğrusu yurt dışı hayali var. Bunun abi, sebebi ekonomik şartlar mı? Abi hem ekonomik şartlar hem alım gücü. Şu ayağımdaki ayakkabı ben aldığımda 600 liraydı. Şu an 700-800 lira civarı bir şey. Ben bunu almak için şu an çalıştım. Hem okuyorum hem öğrenciyim. Kafede çalışıyorum part time. Bunu alabilmek için bir haftadan fazla çalışmam gerekiyor. Daha bugün izlediğim bir videoda Amerika olsun. Amerika'da 8 saat çalışman gerekiyor bir Nike Air Force alman için. Yani farklı İsveç'te bir gün çalışman gerekiyor. Japonya'da yine 1,5 gün falan. Yani alım gücü olan ülkelere bakacağız abi, mecbur yani. Ülke bizi, ya vatan millet tamam, hepimiz vatanımızı seviyoruz ama yani baştaki hükümet kendi insanına bakmadığı sürece pek bir anlamı yok. Yönetimin yani. Sorumluluğunda mı bunlar? Hükümet sorumluluğunda abi. Yani şimdi en basit örnek, ülkede toplamda bir yani nüfusa kayıtlı en son baktığımda 4.700.000 civarı bir göçmen vardı. Bunun %75-80'ini Suriyeliler kapsıyordu. Suriyeliler ekstradan yardım alabiliyorlar. Sosyal yardım alıyorlar. Sosyal yardım alıyorlar. Artı benim okuduğum üniversitede hiçbir sınava tabi tutulmadan burslu bir şekilde öğrenim görüyorlar. Benim devletim bana kredi veriyor. Krediyi geri ödeme şartıyla veriyor bana. Yani benim devletim bana ne yapmış ki ben... Bu hükümet bana ne yapmış ki ben bu hükümet için daha bir şeyler yapmak için uğraşayım? Yani sen aslında buradaki sığınmacılarla mukayese ettiğin zaman kendini sahipsiz mi hissediyorsun? Abi yani sahipsiziz. Sahipsiz durumdayız. Yani aslında sahipsiz... Yani evet, hükümet olarak evet. Hükümet bize destek çıkmıyor, koltuk çıkmıyor maalesef. Gençlere yeterince destek verdiğini düşünmüyorsun? Yok abi, yok. En başında eğitim sistemi. 16 yıl okul okuyoruz. 16 yıl üniversitede dahil bir asgari ücrete tabi olabilmek için. Daha fazla yani söze gerek yok bence. 16 yıl ben
Ömrümden 16 yılımı okula veriyorum. Asgari ücrete tabi olabilmek için. Peki yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirdin? Abi ben Mansur Yavaş'ın çıkmasını çok isterim. Eğer o çıkarsa Mansur Yavaş. Sonrasında başka düşünmedim ya. Yani Mansur Yavaş çıkmasını çok istiyorum. Şu an sana güven veren tek kişi Mansur Yavaş. Tek kişi Yavaş. O. Yani parti tutmuyorum ben dediğim gibi. Parti destekleyebileceğim bir parti yok. Ama Mansur Yavaş çıkarsa, yani bağımsız olarak çıkarsa, çıksın yani her türlü çıksın. Duyar görürse bir de çık abi. Çıksın. Yani, gönül rahatlığıyla veririm. Gönül rahatlığıyla. Ve gönül rahatlığıyla da kazanır bu adam. Yani çok ciddiyim, kazanır. Çünkü adamın icraatları ortada, her şey belli. Bu yani. Peki Mansur Yavaş iktidara geldiği takdirde şu anki ekonomik iklimi düzeltebilir mi? Abi bu ekonomik iklim, bu hükümetin şeyi 20 yılda bir şekilde geldi. Yani bir düzelmesi için yine zaman geçmesi gerekiyor. Yani düzelmez diye bir şey yok. Düzelir ya. İstedikten sonra yapılır diyorsun. Yani o adam yapar abi. Çünkü adam kendini düşünmüyor. Bencil bir biçimde oynamıyor. Ya da yani şimdi herkes aslında böyle yapar. Kim yani yüksek bir mertebeye gelse ilk önce ailesini kurtarmak ister yani. Herkes ister bunu. Ama yani neyse şimdi bir şey söyleyeceğim de. Yani bir konu hakkında bilgisi olmayan bir insan da o mertebeye katmazsın ama yani. Hani kimden bahsettiğimi çok iyi anlaşılıyor aslında. Yani pek özgür bir ülkede olmadığımız için. Uzman kişilerin gelmesi. Yani uzman kişilerin. Yani en azından okulunu okumuş, bilgi sahibi, elinde diploması olan insanlar. Yani aile tamam aile bir yere kadar. Sonuçta devlet. Devlet yani devlet daha önemli. O alanda ihtisas yapmış kişilere emanet edilmesi gerekiyor. Tabii ki. Yani ve vicdanlı olması gerekiyor bunu başa getiren insanın. Başta olan insanın. Bunlar yani abi. Ekonomiden memnun musunuz? Ekonomiden memnun değilim şu sıralar. Genellikle insanlar yani alım gücü düştüğü için ve faizlerin yükseldiği için insanlar iş bulmakta pandemiden dolayı çıkartıldı ve tekrar girdi uyum sorunu yaşadıkları için ekonomide bir sarsılmalar öngörüyoruz. Yani şu an dünyada olan, Türkiye'de de olan bu. Yani bu ekonomik sıkıntılarımız pandemiden kaynaklı mı yoksa daha öncesinde de ekonomimiz sıkıntılı mıydı? Bu biraz şey tarzı yani şöyle söyleyeyim size. Yani bu ekonomiden pandeminin sorumlu tutulması %60'lık dilim alabiliriz. Geriye kalan %40'lık dilimde de hükümetin ve devletlerin planlama teşkilatlarının geleceğe dönük öngörülerini yapamaması ve ürün ve tedarik zincirlerinde kırılma. Ve biliyorsunuz ki marketlerdeki fırsatçılar bunların yani ekmeğini kaymağını yiyorlar. Peki nasıl düzeltilebilir sizce? Öncelikle bunun düzeltilmesi için dünyadaki ekonomi örgütlerinin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına bakmak lazım. Bununla ilgili zaten yaptıkları açıklamada 2030'a kadar bu işin yani düzelmeyeceği, bunun yani düzenlemesinin aşama aşama, kademe kademe olacağı belirtiliyor. Bunu şöyle düzeltebiliriz, üreterek, her şeyi üretmekten geçer ve faizlere olabildiğince yani sarılmamak. Dünyada zaten bunun yani şimdi Türkiye'deki hükümete de suç bulmamak lazım aslında da. Yani dünya global olduğu için yani bunun en güzel örneği Venezuela'dır. Venezuela'da olan yani global bir kriz aynısı şu an dünyada yani oluyor. İnsanlar açlık çekiyor, sefalet çekiyor. Bugün Afrika'da birçok yani insan açlıktan, susuzluktan ölebiliyor. Ülkemizde de bunu en düşük paydaşa indirebilirsek ve bu dilerim ki Ukrayna-Rusya savaşı biterse, bu da çok etkiledi. Ukrayna-Rusya savaşı biterse bunun ben düzeleceğini ama kesinlikle gençlerimizi yani akıl göçünü önleyerek onlara geleceğe dönük yatırımlar yaparak ve bu siyaset içinde geçerli ve şirketler içinde geçerli. Artık belli bir yaşı almış insanların kendilerini yerine geçirebilecek gençleri yetiştirerek bunları yerine geçirmek için kendinden imtiyaz vermek lazım. Çünkü bu bir devlet meselesi, milli meseledir. Ben böyle görüyorum. Yani gençlerimizi kaybetmememiz lazım. Ülkemizi bu Z kuşağı olsun, X kuşağı olsun yani her kuşakın ülkemizin için bir yani bir maden olduğunu düşünmemiz lazım. Bunlar bizim geleceğimiz. Geleceğimizin ışığını söndürürsek o zaman ülkemiz karanlıkta kalır. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın.